Evet değerli dostlarım, şu anda tarihin gizemli yolculuğunda Kışla mevkiinde bulunan, buranın ismi neydi abi? Kazamat Deresi. Kazamat Deresi adını verdiğimiz yerde bir dönem kemerde yaşamış, adı efsaneleşmiş, türkülere konu olan Kazamat'ın mezarının başındayız. Yanımızda aslen Burdur Kemerli olan, Burdur Kemer ve köylerinin tarihçesi hakkında araştırmalar yapan araştırmacı yazar Ömer Demir abimiz var. Ömer abi önce seni tanıyalım. Hüseyin, ben de senin gibi hemşereyiz. İşte ben de Kemer'in yerlisiyim. Burdur'da ikamet ediyorum. Bir kamu kuruluşunda çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerle de uğraşıyoruz. Tabii bunun yanı sıra 2012'de yılında başlayan bir soyumuz araştırma hevesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı Kemer'le ilgili fotoğraf, belge, bilgi araştırırken bu genişledi. Büyük çapta fotoğraf, bilgi, belge biriktirdik. En sonunda dedik ki bunları bir kitap haline dönüştürelim. Nasip olursa da çok yakın bir zamanda kitabımız hazır hale gelecek. Kitabımız basılma aşamasında. Bu şekilde bilgileri topladık. Şimdi Ömer abi, yöremizde dilden dile anlatılan bir Kazamat hikayemiz var. Ve şu anda mezarı başındayız. Kimdir Kazamat? Kazamat hayatını incelediğimizde 1900'lü yıllarda yaşamış biri. Devlet hakimiyetinin olmadığı dönemler, yani Osmanlı İmparatorluğu bitmiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulma aşamasında güçlünün haklı olduğu bir dönem, yani gücü olan, kuvvetli olanın haklı olduğu bir dönemde yetişmiş, eşkıyaların olduğu dönemde yaşamış bir insan. Kendine göre haklı, yani güçlü olan haklı sayıldığı bir dönem bu dönem. Kimilerine göre eşkıya, kimilerine göre bir halk kahramanı olarak değerlendiriliyor. Hayatında bir sürü olaylar yaşamış. Biz bunların hayatını çok detaylı bir şekilde anlattık. Yani okuyanlarımız hayatını okuduktan sonra Kazamat'ın bir halk kahramanı mı, bir eşkıya mı olduğunu artık yani kendileri karar verecek. Biz detaylı da hayatını inceledik. İşte araştırmalarımızda Kazamat'ın yeri tabi yakın çevresi tarafından, bazı kişiler tarafından biliniyordu ama çoğu kimse tarafından bilinmiyordu. Biz mezarın neresi olduğunu, neden burada öldürüldüğünü işte açıklamaya çalışacağız. Kitabımızda da belirttik. Bulunduğumuz yerde zaten eski Kışla Köyü diyelim. Şu an bulunduğumuz yer Burdur Diş Hastanesi diyelim artık kamuoyunun bildiği şekliyle. Diş Hastanesi Isparta. Burdur Isparta Karayolu Diş Hastanesi'nin sağ tarafındaki derenin içi ve de bu derenin ismi de Kazamat Deresi olarak geçiyor. Şimdi Kazamat'ın köyde yaşanmış birkaç tane efsane hikayeleri var. Biraz önce bahsettiğimizde yakalarda bir kız isteme olayından bahsetmiştiniz. Onu alsak. Yani Kazamat'la ilgili hayatında birçok olaylar var. Tabii sen de yakalı olduğu için ben yakalıda yaşanmış bir olayı bize aktarılan bir olayı biz de paylaşalım dinleyicilerimizle. Yakalarda bir genç birine vuruluyor. Aşık evlenecek. Herhalde sanırım gariban bir insan. Kız tarafı kızı verip vermeme konusunda tereddüt ettikleri için diyorlar bu kızı kime istettirebiliriz? Kimi göndersek babasına hayır demez. Onun hatırını kırmaz. Birileri diyor ki siz bunu Kazamat Düngürlük işlesin. O size kızını verir. Bir şekilde Kazamat'a dolaşıyorlar. Kazamat da bunları kırmıyor. Düngürlük işliyor. Bu şekilde düğün gerçekleşiyor. Evleniyorlar. Belli bir zaman sonra evlenen bu çiftler Kazamat'ın Sivrigır'ında olduğunu öğreniyorlar. Diyorlar ki Kazamat'a bir teşekkür etmeye gidelim. Yanına bir hoş sohbet edelim. Karı koca yola düşüyorlar. Sivrigır'ına doğru gidiyorlar. Tabii yanına yaklaştıklarında Kazamat'ın efeleri, şeyleri bunları karşılıyor. Diyorlar biz Kazamat'la görüşeceğiz. Durum böyle böyle. Tabii bu arada Kazamat'ın yanına yaklaşırlarken Kazamat'ın yanında bulunan efelerden bir tanesi kadına farklı gözle bakıyor herhalde. Bu da Kazamat'ın dikkatini çekiyor. Neyse Kazamat misafirlerine buyur ediyor. Hoş beş. Gençler teşekkürlerini sunarken Kazamat diyor ki ben size bir bal ikram edeyim. Oradaki efeye diyor ki şu yan tarafta şurada bir bal var. Git diyor, o balı bir getir. Efe giderken Kazamatların arkasından gidiyor. Tabii biraz bekliyorlar. Bir silah sesi duyuluyor. Sonra Kazamat tek başına dönüyor. Diğer efe yok. Tabii oradaki gencin dikkatini çekiyor. Efem hayırdır diyor. Nedir bu olay? Bu silah sesi neydi?
bizim ortamımızda kadına yan bakanın, farklı gözle bakanın yeri yoktur diyor. Yani ahlak ve namus gazamat için çok önemli. Yani o efenin kadına farklı gözle bakması gazamatını rahatsız ediyor ve o adamı orada öldürüyor. Gazamat normal yaşantısında işte ağalara hizmet eden bir uşak tarzında bir insanken bir anda onu efsaneleştiren neydi? Şimdi gazamat karakter yapısıyla haksızlığa gelemeyen bir insan. Kemerde ve Belen'de ağaların yanlarında çalışmış. Çalışmış ama bu ağaların yanında çok kısa süre durmuş. Şimdi bunu çalışan insanların akrabalarına sorduğunuzda onlara göre farklı yorumlar yapılıyor. Gazamat tarafından baktığınızda farklı yorumlar yapılıyor. Şimdi bize anlatılanlara göre o çalıştığından kendisi için değil de bütün çevresindeki insanlara fazla kazanç elde ettiği, çalışanın hakkını vermediği kanaati var gibi bende oluşan intiba. Bu yüzden o adamlara isyan etmiş. Yani siz çok kazanıyorsunuz ama kazandığınız paranın belli miktarını işçiye, çalışana vermiyorsunuz. Gazamat buna isyan ediyor. Yani çalışanın hakkını verip vermeme konusunda kendi bu konuda karar merci gibi. Sen bunun hakkını niye vermezsin diye. O yüzden o insanlarla yanlarında çok çalışmamış. Kısa bir dönemde kötü bir şekilde, yani kavgalı bir şekilde ayrılıyor. Ve bu şekilde kemerdekilerle fazla bir olayı yok da Belen'de bu konuda zengin bir ağa var, Hacı Ali, Hacı Ali Bey. Yani benim dedem, büyük dedem Hatip Ali'den bahsediyor. Evet. Onunla da bir dönem aralarında husumet oluyor. Bir gün bunu o iş yanından ayrıldıktan sonra bunu dağa kaçırıyor. Ve dipçikle dizini vuruyorlar. Dizi kırılıyor, ayağı kırılıyor herhalde. Dağda haber salıyor. 600 tane altın getirsinler, serbest bırakacağım diyor. Tabii kimse korkudan yanına varamıyor. Yenice Çitliğinden veya Pınarbaşı'ndan yakın bir akrabaları devreye giriyorlar. Onlar bir şekilde altını teslim ediyorlar. Ondan sonra gazamat da Hacı Ali Bey'i bırakarak Belenli'ye teslim ediyor. Tabii bu olaydan sonra Hacı Ali Bey başka bir eşkıyalar tarafından vurulara gönderiyor. Ama bu bazı kişiler tarafından, gazamat tarafından öldürüldü diyor. Öldürülmüyor, gazamat onu parayı aldıktan sonra bir şekilde teslim ediyor. Hacı Ali Bey de Belen'de kalamıyor. Burdur'a, Fahrettin Ağalar'ın yanında, hatta Burdur Belediye Başkan Vekil olarak görev yaptığı söyleniyor. Yani şimdi bizim büyük dedemiz Hatip Ali'yi kaçırıyor. Sonra altınlarını aldıktan sonra geri verir. Geri götürür. Fakat dedem başkaları tarafından öldürülüp buna mal ediliyor. Evet, başka eşkıyalar geliyor, öldürüyor. Peki bu Gazamat'ın başka böyle anlatılan hikayesi, efsanesi var mı bildiğiniz? Yani bunları hepsini anlatmakla bitmek. Çok geniş bir hikayesi var. İnşallah kitabımızda... Peki abicim, biraz önce de kitabımızdan bahsettik. Kitabımız ne durumda acaba? Şöyle diyeyim, artık son rutuşları yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda 2019'un sonları veya 2020'nin başlarında inşallah bir aksilik olmazsa okuyucularımızla buluşacak. Peki bir de şey merak ettim. Gazamat tabi buralara kadar gelmesi bir hapishaneden, kaçışından, şeyden kaynaklı. Hapishaneye düşme nedeni neydi acaba? Bilginiz var mı? Gazamat'ın hapishaneye düşme sebebi şu. Tabi askerle savaşıyor kaçak konumunda. Yani zorunlu olmadığı sürece askere kurşun sıkmamış. Yani yanındaki evlerden askere vurup öldürenlerin isimleri var. Kendisi kaçak konumundayken zaptiyeler, dönemin zaptiyeleri kemerdeki akrabalarına baskı yapıyorlar. Yani gazamat teslim olsun, teslim edin diye. Ailesi bundan çok rahatsız. Abisi Berber Ömer çok bundan rahatsız oluyor. Dönemin kemerin önemli kişisel şahsiyetlerinden birisi. Tabii her gün jandarmadan, işeden eziyet çekince abisine haber soruyor, kardeşine. Ya diyor, bak biz çok eziyet ediyorlar bize, bir şekilde sen teslim ol. Gazamat da bunları düşünerek kendi teslim oluyor. Yani yakalanma olayı yok. Yakalandıktan sonra, yani teslim oluyor. Teslim olduktan sonra dedik ya biz, yani konumuzun başında Birinci Dünya Savaşı yılları. Demirci Mehmet Efe, Ödemişli Kör Bayram, Yörük Ali ismindeki efelerimiz, dönemin meşhur efeleri. O dönem milli bir ordumuz yok. Kuvayi Milliye için asker toplamak için bu efelerimiz Burdur'a geliyorlar. Burdur hapishanesinde ele ayağı tutan düzgün gençleri Kuvayi Milliye oluşturmak üzere asker toplayacaklar. Tabi Burdur hapishanesindeki asker hükümleri gezerken, işe yarayacak adamlara bakarken oradaki hapishanede bulunan bütün mahkumlar hemen el pençe ayağa kalkıyorlar. Demirci Mehmet Efe gelmiş, saygıda kusur etmeyelim diye ayağa kalkıyorlar.
Tabii gazamada diyorlar arkadaş, o gazamat oturuyor, kalkmıyor yerinden. Sen diyorlar niye kalkmıyorsun? O Efe ise ben de Efe'yim diyor. Hiç ıkrımını bozmuyor. Tabii Demirci Mehmet Efe'nin bu dikkatini çekiyor. Olay bu şekilde kapanıyor. Yanındakilere talimatı veriyor. Bu adam bizimize yaramaz, ayak bağı olur, bunu bir şekilde öldürün talimatını veriyor. Sonra görevliler geliyorlar ki sizi Isparta cezaevine nakledeceğiz. Bazılarına göre Konya deniyorlar ama bildiğim kadarıyla doğrusu sanırım Isparta olacak. Isparta'ya nakledeceğiz. O dönem mahkumları hapishaneye düştüklerinde yatak yorganını kendileri getirirmiş. Diğer mahkumlar tabi arkadaşlar tabi Isparta'ya nakledecekler diye yatak yorganlarını toplamaya başlıyorlar. Yani diyorlar hazırlanın götüreceğiz. Gazamat akıllı ve uyanık bir insan. Hemen farkına varıyor. Arkadaşlar diyor sakın ha diyor bunları yani yatak yorganınızı toplamaya gerek yok. Bunlar bize bir tuzak hazırlıyorlar. Bizi öldürecekler bunlar. Biz kaçabilirsek kurtulabilirsek kurtulmaya çalışalım. Artık bu saatten sonra dönüş yok diyor. Velhasıl bunları hazırlıyorlar. Yanında Bozdağlı Halil İbrahim Pehlivan var. İkisi beraber Isparta'ya nakledilmek üzere bulunduğumuz mevkiye doğru gelirken tam bulunduğumuz bu bölgede kaçma girişiminde bulunuyorlar. Kaçmaya ramak kalmış, az bir şey kalmış ama bir şekilde vuruluyorlar ve Gazamat ve Bozdağlı Halil İbrahim Pehlivan burada öldürülüyor çatışmada. Öldürülünce mezarlar hiç sağa sola götürülmüyor. Bulundukları yere burası Gazamat'ın mezarı, diğer yanında da Bozdağlı Halil İbrahim Pehlivan'ın mezarı vardı ama geçen yıl Haziran ayında kışla bölgesine büyük bir yağış afet olmuştu. Hatta suçamların gövdelerine kadar mil, sel var. Yolun altı burası menfez. Burası aşırı şekilde doluyor. Sel mezarı götürmüş. Yani çok büyük bir yağışta da bu mezarın bile bulunduğu alanın kaybolma bile riski var. Bu biraz etraf tuğlayla çağrılmış akrabalar tarafından yapılmış bu mezar. Bu da kaybolma riski var. Bu mezarın bulunmasında bize Kışlaköy'ün eski muhtarlarından Kazım Demir amcamız bize yardımcı oldu. Zaten burada bölgede burası Gazamat Deresi olarak adını almış. Böyle bir isme mal olmuş bir isim burası. Evet, bir de hakkında yazılmış bir şiir var. Hatırladığım bir dörtlük var sadece. Gazamat dağdan inmiyor, modafesini giymiyor. Gazamat vurulmuş, ben vuruldum demiyor diye başlayan bir efsane türküsü de var. Evet. İnşallah devamını. Kamuoyunda tabii ben bu şiiri hepsi tamam ben de hafızamda değil ama kitapta çok detaylı hani farklı farklı anlatılıyor, şiiri okunuyor. Biz tam şeklini kitabımızda yazdık. İnşallah okuyanlarımız orada görecektir. Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Yani memleketimize bu konularda hizmet edip yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.